haber getirmiştik ekranlarınıza. Bursa-İstanbul yolunda yaşanan çok kötü bir motosiklet kazasının haberiydi bu. Haberde olay anı yoktu. Bu yüzden de kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda aklımızı kurcalayan bazı sorulara yanıt bulamamıştık. Artık o yanıtı bulduk. Ama gelin önce o haberimizi bir kez daha izleyelim. Ne demişiz o gün? Ardından dehşetin perde arkasına bakacağız. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi kayıt onlarla başlıyor. İstanbul-Bursa arasında bir otoban burası. Görüntüyü otomobilin içinden çeken de 8 yaşında bir çocuk. Daha 8 yaşında ama olacakların farkında. Babasına söylüyor. Var mı arkada başka? Baba ve çocuklar otobanda devam ediyorlar ve... Yolun ortasında koca bir jant, kazanın habercisi. Otomobilin altına giriyor, bir süre sürükleniyorlar ve korktukları oluyor. Abi fotoğraf falan çekelim. Tamam yok abi yok, çok kusura bakma. Başına sağlık. İfadeler çelişkili. Kazaya kim neden oldu, ne neden oldu bu sorular ortada. Tek bilinen kayıtta yok ama şerit değiştiren bir otobüs ve çok şiddetli çarpma. Sonuç ölüm. İşte böyle demiştik. O dehşetin perde arkasına bakalım şimdi. Çünkü elimize o anın görüntüsü geldi. Aklımızı kurcalayan sorulara anca yanıt bulabildik ki o gün demiştik ki hızdan emin değiliz. Hızla ilgili herhangi bir cümlemiz yoktu. Bugün o kaza anın görüntüsü ulaştı haber merkezimize dedik. Kayıt feci kazanın sadece birkaç saniye öncesinden başlıyor. Ve kazaya karışan motosikletlerden birinin kadranını gören kamera aslında her şeyi anlatıyor. O kadranda saatte tam 298 kilometre yazıyor. İşte o görüntü. Hız sayacını görüyor. Dehşet an be an kaydediliyor. Gördünüz, hızı saatte 298 kilometre. Yanlış duymadınız, tam 298 kilometre. Ve o an... Görüntü tam bir dehşet anı. İşte bu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti o kazada. Orta şeritteki yolcu otobüsünün sağından geçmek istedi. Otobüse değil belki ama onun sağındaki bir başka otomobile çarptı. Şiddetli çarpma faciaya neden oldu. Sürücü havada taklalar attı. Sadece o değil, onunla birlikte kameranın kayıtta olduğu bu motosiklet ve sürücüsü de otobanda metrelerce sürüklendi. Allah rahmet eylesin diyeceğiz elbette. Ona da geçmiş olsun diyeceğiz.